kıymetli milletvekilleri, değerli... AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Milletvekili Karaman konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Süleyman Karaman. Hanım kıymetli milletvekilleri, değerli hemşerilerim, 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şehidimize rahmet diliyorum. Meclisimizin açılış gününe gölge düşürmek, huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Gazi Meclisimizin çatısı altında 28. dönem 2. yasama yılı açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca fay hattı üzerinde bulunan Erzincan'ımızda Hocabey ve Kızılay kentsel dönüşümünü gerçekleştiren ve geçen ay ilimizi ziyaret eden Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özeski ve ekibine, son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a Erzincanlı hemşerilerim adına teşekkür ediyor. Kentsel dönüşümün devamı için hemşerilerimiz adına bakanlığımızdan destek. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent ve Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Şevket Özden ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun makamını ziyaret ettiler. Üniversite, belediye işbirliğinde özellikle olası bir deprem konusunda atılacak adımların ele alındığı görüşmede Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından Üniversite Deprem Teknolojileri Enstitüsü'ne mobil deprem sismometreleri hediye edildi. Rektör Levent, Deprem Teknolojileri Enstitüsü envanterine katkı sağlayacak ve enstitüde yapılacak çalışmalara kolaylaştıracak olan sismometrelerin hediye edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'na üniversiteye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun ziyaret sırasında yaptığı açıklamada depremle ilgili bilimsel araştırmaların önemine vurgu yaparak üniversiteye destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Aksu'nun deprem sismometrelerinin üniversitenin araştırmalarına katkı sağlayacağını ve deprem konusunda daha güvenli bir şehir oluşturulmasına yardımcı olacağını ifade etti. Erzincan İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin, Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi Müdürü olarak görevi başlayan Davut Onay'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ardından hastanenin farklı hizmet birimlerine dolaşan İl Sağlık Müdürü Tekin, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Hastane Başhekimi Doktor Mehmet Emin Arslan ve Hastane Müdürü Davut Onay'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını mesai başında ziyaret etti. Ziyaret sırasında tedavi gören hastalar ile de bir araya gelen Müdür Tekin durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başında sağlık olsun her işin, ama nasıl? Mümkün mü? Elbette mümkün. 80 adet aile hekimliğimiz, 21 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanemiz ve binlerce pelerinsiz beyaz meleğimizle elbette mümkün. Üstelik aramıza katılmak için gün sayan Sağlıklı Hayat Merkezi, yeni hizmete alınacak 500 yataklı hastane binamızın yanı sıra fiziki olarak yenilenecek Mercan, Demirkent, İzzetpaşa ve Cumhuriyet Aile Sağlık Merkezlerini saymıyoruz bile. Can Erzincan'ın nüfusu 240 bin ama bizler her yıl 3 milyon hemşerimizi tedavi ediyor, yaralarına merhem oluyoruz. Üstelik hekim başına düşen hasta sayımız da Türkiye ortalamasının üzerinde. Olsun, daha çok çalışırız, asla yorulmayız. Bir tek kişi daha hayata tutunsun diye tüm varlığımızla. Sağlık için hizmet etmeye, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz iyi olun.